Selam, Fizik TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz rotator kaf kaslarının sakatlıkları. Rotator kaf kasları genellikle kolun başın üzerinde olan hareketlerde sakatlanma riski daha fazla oluyor. Yani bunlar ilk aklınıza gelen zaten voleybol oldu. Ama ben bugün bahsedeceğim spor Brezilyan Jiu-Jitsu sporu. Ve bu sporda rotator kaf sakatlanmalarının nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. Genellikle omuzun arka tarafı, ön tarafı, yan tarafı ve gene bazen çok sık değil, dirsek yani omuzun arka tarafı, kolun arka tarafı ve dirseğe doğru yayılan ağrı hissedebilirsiniz. Şimdi size birkaç tane test hareketlerini göstereceğim. Bu test hareketleri rotator kaf kaslarının hangi bölgesinde sakatlık olduğunu açığa çıkartıyor. Şimdi yapacağımız ortopedik testlerle rotator kaf yaralanmalarının değerlendirmesini göstereceğiz Batuhan Hoca ile. Merhabalar. Şimdi Batuhan Hocam, siz isterseniz öne doğru bakın. Kollarınızı ikisini de öne doğru bu şekilde kaldırdınız ve ben diyelim ki sağ tarafınızda şüpheniz var, sağ tarafınızda ağrı hissediyorsunuz. Bu testi uyguluyoruz. Şimdi Batuhan Hoca'dan, hocam kolunuzu öne doğru kaldırır mısınız? Şimdi birazcık 30 derece bana doğru aynen abduksiyona getirdik. Şimdi aşağı doğru indiriyorsunuz baş parmağınızı. Burada deltoid kasını elimine etmiş oluyoruz ve tam olarak supraspinatusa direnç uyguluyoruz. Supraspinatus stres testi bu. Burada ben Batuhan Hocam size direnç uyguluyorum. Siz dirence karşı koyacaksınız. Burada eğer sporcumuz ağrı hissediyorsa supraspinatus kasından şüphelenecektim. Şimdi Batuhan Hocam kolunuzu dirseğiniz 90 derece bükebilir misiniz? Güzel. Burada ben Batuhan Hocam'ın dış tarafından koluna içeri doğru direnç uygulayacağım. Batuhan Hocam dışarı doğru itecek. Dirence karşı koyacak. İtin hocam. Güzel. Burada ağrı hissederse supraspinatusun altındaki infraspinatus kasından şüphe duyacağız. Bir tane daha testimiz var. Kolunuzu arkaya doğru alabilir misiniz hocam? Güzel. Buraya aldık. Şöyle döndürelim isterseniz. Biraz daha böyle. Güzel. Bu pozisyondayken kola gene şu bölgeye direnç uygulayacağım. Batuhan hocam da buraya doğru itecek. Hocam itebilir misiniz? Direnç uygulayın. Burada direnç uyguladığımız zaman ağrı hissederse bu sefer kürek kemiğin altındaki subscapularis kasından şüphe duyuyoruz. Ve bu şekilde testlerimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz testler tanı koymamız için bize yardımcı oluyor ama tabii ki de %100 tanı vermiyor. Farklı testlere de ihtiyacınız olabilir. O yüzden bu testlerle yetinmeyin. İlla ki farklı yöntemlere de başvurmanızı tavsiye ederim. Daha ayrıntılı testler ve değerlendirmeler için hepinizi PT Akademi'ye bekleriz. Batuhan Hocam'a da çok teşekkür ederim. Evet, evet hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler.